Evet, şimdi geçen ders fonksiyonlara örnekler veriyorduk. Yani random variable'lara. Random variable iki measure space arasında bir measurable fonksiyon. O da ne demek? Inverse image of an measurable set will be measurable. Yani continuity gibi. Orada open setlerin ters görüntüleri open olacak diyorduk. Burada measurable setlerin ters görüntüleri measurable olacak. Random variable genelde işte image'deki measure space'i R veya RN aldığınız zaman o zaman ona işte real random variable veya vector valued random variable deniyor. Biz şimdi real valued random variable'lara bakıyoruz. Bunlardan işte bir iki tane örnek gördük. Indicator function mesela işte bir measurable küme üzerinde bir değerini alıyor. Onun dışında sıfır alıyor. Buna A kümesinin karakteristik fonksiyonu da deniyor. Yani çünkü A'da bir alıyor, geri kalan her yerde sıfır alıyor. İkinci örneğimiz ise bu tip fonksiyonların sonlu linear combination'ları. Hani bunlardan K tane varsa bunları sayılarla çarpıp toplayabilirsiniz. Bu da measurable olur. Orada da onun ispatına dair burada bir şeyler yapmıştım. Yani toplam niye measurable olur? Şeyi hatırlarsanız continuity'de toplam fonksiyon niye continuous oluyor? Hani bir epsilon delta argümanı gerekiyor. Burada epsilon delta argüman olmadığı için böyle bir takım numaralar çekmeniz gerekiyor. Peki, şimdi devam edelim. Okay. Tamam, bunu yapmıştık. Tamam. Bir üçüncü örnek olarak da real valued functions on finite fields, finite sets, sorry. Yani cebir dersinde zannettim kendimi. Okey. Let omega be a finite set like tossing a coin or throwing some dice, that kind of examples and we let the sigma algebra to be the power set of our sample set. Then, of course, any set is measurable, right? So there is no condition on functions then for them to be measurable. Then any function f from omega to r is measurable. On R, of course, we consider Borel algebra. Inverse image of Borel sets are measurable because any set is measurable. Another set of examples for measurable functions are continuous functions. Okay. Well, let f be any continuous function from Rm to Rn be a continuous function. Then, for any open set, A,
In RM, the inverse image is no, in RN is open in RM. And Borel algebras are generated by open sets, right? You take either complement or intersections or unions, countable intersections and countable unions. And inverse, taking inverse, you know, all these operations are compatible with taking inverse image. So if you have, let's say, two open sets or some, you know, measurable open sets and their intersections, the inverse image will be just the intersection of the inverse image of each open or closed set, which will be closed or open since F is continuous. So that's why, you know, a continuous function is measurable. Since the Borel algebra is generated by open subsets, closed subsetler tarafından da tabii ki genere ediliyor. Hangisini isterseniz. F inverse A will be a Borel set whenever A is. So inverse image of Borel sets will be just Borel sets. All right. So continuous functions then is a big source of, you know, measurable functions or random variables. A special kind of continuous functions are projections. So let, for example, consider, let us consider the following situation. Let's say we have finitely many measure space be measurable spaces and consider the projection map, let's say projection onto the kth component defined on the product probability space by the following formula. Elements of these just n tuples, right? And this is just the projection onto the kth component, okay? Well, this map is continuous. Projection maps are always continuous. And therefore, it is measurable. Then, pi k is measurable. Since inverse image of this is what? Any for any set, this is just actually, you know, this one. It is just, so here, this is the kth place. At the kth place, I have the measurable set A, and all others are the whole sample spaces. And this product is clearly a measurable set, right? Therefore, this function is measurable for any A. AK, sorry. So if you take a measurable set, its inverse image will be measurable. And these are the sets actually generate the product algebra, right? They were the sets generating the product algebra. All right.
proposition. Okay, let omega A and omega prime A prime be measurable spaces. Spaces and C prime be a class of, sorry, be a class of subsets of omega prime generating the sigma algebra A prime, then a mapping X from omega to omega prime is measurable if and only if X prime A is in X prime sorry X inverse A prime is in A for all A prime in C prime. Aslında bu proposition'ı daha önce belki söylenmesi gerekiyordu. Ben tabii kitaptaki sırayı takip ettiğim için. Bunu mesela biz demin kullandık değil mi? Yani generator'lara bakarsanız generator'ların eğer inverse imajları measurable'sa o zaman bütün measurable setlerin inverse imajları measurable olacak. Çünkü measurable setler o generator'ların işte sonlu union'ları veya işte sonlu intersection'ları veya işte komplementlerini de alıyorsunuz. Onların sonlu intersection'larını, union'ları vesaire. Dolayısıyla eğer hani jeneratörlerde sadece measurable olmayı kontrol ederseniz o yeterli olacak. Okay. Buraya örnek olarak da şunu koymuş. Yani biraz sıralaması ters olmuş ama neyse sorun değil. Since the Borel algebra on R is generated by subsets of the form. Şöyle setler bunu generate ediyordu. Yarı kapalı şeyler, hatta x'i rasyonel sayı bile alabiliyoruz. And any function and okay. Since are generated by subsets of the form any function f from a sigma algebra into R is measurable if and only if inverse image of buna f dememişiz pardon x demişiz minus x x is in the algebra for all x is in Q. Dolayısıyla sadece bunu kontrol etmek yeterli. Okay. Bir proposition daha var. Yani bu propositionların ispatları çok şey olduğu için yani mesela yukarıdaki onu yapmıyorum hani bariz bir yerde direkt tanımlardan çıkıyor. The sum product quotient quotient da tabii whenever it is defined demek lazım. Değil mi? Of random variables are random variables.
Okay. Tabii sum, product vesaireden bahsedebilmeniz için bu fonksiyonların görüntüleri neredeyse orada bu işlemlerin olması lazım. Yani en azından bir abel çarpımda tabii ring yapısı da lazım. Bölme yapıyorsanız field yapısı da lazım. Yani işte bir aren veya işte R olabilir, CN olabilir. Sadece şey diyelim, biz hani real versiyonu yapalım. We consider only the real random variable case. Peki, şöyle diyelim, let x and y be two real random variables. Şimdi o zaman then for any A in R şu var elimizde. A kümesine bakalım. X artı Y'nin yani toplamına bakıyorum. Eksi sonsuz A aralığının ters görüntüsüne bakıyorum. Bu nedir? Bu by definition öyle omegalar ki X omega artı Y omega küçüktür A demek, değil mi? Bunun bizim algebramızın içinde olması lazım. Niye öyle? Bu bizim algebramızın içinde, A'nın içinde because A kümesini ben şöyle yazabilirim. Union ne birden sonsuza kadar omegalar öyle ki x omega küçüktür a n y omega küçüktür pardon a n değil de q n evet a eksi q n ver. Geçen derste yapmıştık benzer bir şey değil mi? Böyle. Yani bütün rasyonel sayıları alıyorum. Rasyonel sayılar countable olduğu için onları sıraya dizmiş olabilirim. A değil tabi bunlar Qn'ler. Her bir rasyonel sayı için bu şeylere bakıyorum, kümelere. Ondan sonra da bunların union'unu alıyorum. Bu küme şuna eşit. Onu görmek zor değil. And each şeyde bu nesne şimdi bu niye measurable? Yani A kümesinin measurable olması için şunların hepsinin measurable olmasını istiyorum ki countable union of measurable set measurable olsun. Bu niye measurable? Bu da şuna eşit. Bu x'ler pardon omegalar öyle ki x omega qn'den küçük. Intersection omegalar öyle ki y omega a eksi qn'den küçük. Bu da nedir? Bu x inverse of minus infinity qn intersection y inverse of minus infinity a minus qn. Dolayısıyla x ve y measurable ise so if x and y are measurables, these sets are measurable, therefore their intersection is measurable. The intersection section of two measurable
sets. Okay. Çarpıma geçmeden önce şöyle bir trik yapacağız. Before we consider the product variable x times y, let's study x square. Yani x bir random variable, measurable'sa x square niye measurable? Şimdi bu kolay. Neden kolay? Çünkü note that x karenin eksi sonsuz a aralığındaki ters görüntüsü nedir? Bu şundan aynı şey. Bu boş küme eğer a negatifse, çünkü pardon, bu x karenin ters görüntüsü tabii ki. X kare real bir variable olduğuna göre karesi negatif olması mümkün değil hiçbir zaman. O yüzden bu sıfır. And x karenin şuradaki ters görüntüsü ise şuna eşit. Eksi kök a sonsuz ile eksi sonsuz a. Çünkü bir sayının karesi a'dan küçükse aslında o sayı kök a ile eksi kök a arasındadır. Söylediğimiz şey o. Evet. Şimdi burada bunlar Borel setler. X de bir tane şey olduğuna göre siz söyleyin. Measurable function. Inverse imajlar measurable. Dolayısıyla x karenin şu küme altındaki ters görüntüsü measurable. Bu da ne demek? X kare bütün open setler için değil mi? Open setlerin x kare altındaki ters görüntüleri measurable. Ama open setler bütün algebrayı generate ediyordu. Dolayısıyla da yani since so x square inverse image of A is measurable for any open subset A. It follows x square is measurable. Peki, şimdi x çarpı y'ye nasıl geçeceğiz? For the product x times y, consider the equation equality çarpımı şöyle yazabiliriz. X çarpı y 1 bölü 4 tane x artı y'nin karesiyle x eksi y'nin karesinin farkı. Değil mi? Şimdi x ve y measurable'sa toplam measurable. Aynı şekilde fark da measurable. Yani eksi ile çarparsanız o da measurable olacak. Efendim? Evet haklısın. Dörtsek daha iyi olur.
Sonra da karelerini alıp farkına bakıyoruz. Bir de dörde biliyoruz. Bütün bunlar measurable olduğu için x çarpı y de measurable. Okay. Since x and y are measurable, so is x times y by the above formula. Yani tabii yaptığımız her şeyi kullanıyoruz aslında. Ratio için ise şunu yapabiliriz. 1 bölü x'i düşünelim. Let x be never zero. Okay. For any o zaman then one over x is also a real random variable because what? Bakalım 1 bölü x'in mesela işte eksi sonsuz a'daki ters görüntüsü ne olacak? Eğer a negatifse, if a is negatif, o zaman 1 bölü x'in ters görüntüsü, yani eksi sonsuz a'nın ters görüntüsü eksi sonsuz 1 bölü a olacak. Yani bu ne demek? X bölü pardon 1 bölü x'in a'dan küçük olması şimdi bu durumda tabii a negatif olduğu için her ikisi de negatif. O yüzden bunları yer değiştireceğim ama yer değiştirmek için eşitliği bir x ile çarpacağım bir de a'ya böleceğim. Her ikisi de negatif olduğu için her ikisiyle de çarptığımda eşitsizlik bir ters dönecek. Ama iki kere yapıyorsunuz. Dolayısıyla da buradan 1 bölü a küçük x çıkacak. Dolayısıyla da x'in ne olması lazım? Pardon, bu olmadı. Yani şöyle böyle ise x o zaman 1 bölü a'dan büyüktür. O zaman bu yanlış oldu ama. Değil mi? 1 bölü a'dan büyük olması. Efendim? Evet. Böyle olacak değil mi? Dolayısıyla hani bu measurable kümenin ters görüntüsü measurable çünkü yine bir başka open set'in ters görüntüsü. Aynı şekilde 1 bölü x eksi sonsuz sıfırın ters görüntüsü. Bu da şuna eşit. Değil mi? Yani x negatifse 1 bölü x de negatif. Onu söylüyoruz. Başka bir şey değil. Veya ters.
Ve 1 bölü x 0 sonsuz 0 a ise, yani 0 ile a arasındaysa, bu da 1 bölü a ile sonsuzdaki şey, which are all measurable sets. Ve bizim algebramız, hani bu tip open setlerle generate okay. Peki. Ya 1 bölü x'i yaptıktan sonra tabii başka bir fonksiyonla çarparsanız, değil mi? Y ile çarparsanız y bölü x'i bulacaksınız. Okay. Bir başka proposition şu. Composition'a bakabiliriz. If x from omega to omega prime and y from omega prime to omega double prime are measurable then so is y composition x from omega to omega double prime. Şimdi bunun da ispatı gayet basit. If diyelim ki a double prime şurada measurable ise is measurable. Ya zaten bu demek. Then ya da şöyle diyeyim. Omega double prime'da is measurable. Measurable. Then y composition x inverse a double prime nedir? Bu şudur. X inverse of y inverse of y a double prime. Ama şu measurable zaten. Çünkü y measurable. Dolayısıyla da bu da measurable. Clearly measurable. Okay. Bunun bir sonucu olarak da şu var. Phi from R to R is Borel measurable, bize Borel measurable function and x from omega to R is real when random variable then so is phi composition x. Değil mi? İkisi de measurable ise o zaman kompozisyon da measurable olacak. Peki, bir başka sonuç daha var. Let omega a p be a probability space
space omega prime a prime a measurable space and x from omega to omega prime a measurable mapping. Define şunu tarif edelim. P prime şöyle diyelim by P prime'ın A prime'daki görüntüsü şu. P'nin A prime'ın x altındaki ters görüntüsündeki measure'ı for all A prime in A then P prime is a probability measure on A prime. Bu da bariz olarak doğru. Neden doğru? Bakalım. Şimdi probability measure olması için ne lazım? Boş kümede sıfır değerini alacak. Bütün algebrada bir değerini alacak. Bir de additive olacak. Sigma additive. Bakalım öyle mi? Yani bir de tabii ki her zaman non-negatif value'lar alacak. Şimdi P prime'ın tanımı zaten şu. Dolayısıyla bu her zaman non-negatif çünkü bir probability measure'ın değeri olarak tarif ediliyor. For all A prime in A prime. Boş kümedeki değerine bakalım. Bu P of X prime of empty set. Empty set'in ters görüntüsü nedir? Empty set, değil mi? Çünkü bir nokta alırsanız onun görüntüsü empty olmayacak. Hani empty set de olmayacak. Dolayısıyla bu P of empty set which is zero and P prime of omega prime nedir? Bu da P of X inverse of omega prime. X omega'dan omega prime'a giden bir fonksiyon. Omega prime'ın ters görüntüsü nedir? Hangi noktaların görüntüsü omega prime'ın içinde? Bütün noktaların. Dolayısıyla bu P of omega. Bu da bir probability measure olduğuna göre 1'e eşit. Finally, let AK primes are elements in A prime with AK prime intersection AL prime is empty if K different than L. Şimdi o zaman şeye bakacağız. Then P inverse of union of AK primes. K from 1 to infinity. Değil mi? Buna bakmam lazım. Bu nedir? This is by definition X inverse of the inverse image from inverse image of the union from 1 to infinity of AK primes. All right. However, union behaves quite well under inverse images. This is just the inverse union of the inverse image of each AK primes. The critical step is this. Inverse image of disjoint sets
are again disjoint, right? Because if you have two disjoint sets, and if you look at the inverse images, then the inverse images should be disjoint, because if they had a common point, that common point would be in the common would be a common point of the sets here. So this is a disjoint union. Therefore, I can take this union as a summation outside. But what is this? This is just, by definition, this is just P prime of AK prime. So we are done. Okay. All right. All right. Let me there's a remark, but in the next actually section, it's the definition. So let me stop here. Let me stop here. Give a break. After the break, we may continue.